Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde SQLite'da yaptığımız not defterimi uygulamasına küçük bir ara vereceğiz ve yeni bir kavramı öğretmeye çalışacağım. Öğreneceğimiz kavramın adı Content Provider'lar ve Content Resolver'lar. Bazı arkadaşlar bu kavramları daha önce duymuş olabilir, duyanlar karışık buluyor olabilir, bazılarınız ise ilk defa duyuyor. Her iki arkadaş için de ben işin temelini, mantığını anlatmaya çalışacağım. En temelden gidelim. Mesela Content Provider ve Content Resolver nedir? Ne gibi durumlarda bunları kullanmamız gerekiyor? Bunun için resimlerimize bir bakalım. Şimdi bildiğiniz gibi Android'de her bir uygulama bir prosese sahip ilk oluşturulduğu zaman ve her bir uygulamanın kendine özel dataları olabilir. Burası birinci application, burası ikinci application. Ve ola ki application 2, application 1'in verilerine, bu veri dediğimiz dosya olabilir, veri tabanı olabilir. Bunlara erişmek istediği zaman iki farklı proseste oldukları için bu direkt olarak mümkün değil. Çünkü bunun dosyaları bu uygulamaya özgüdür ve dışarıdan bir kaynağın bunlara erişmesine müsaade edilmez. Peki böyle bir ihtiyaç olduğunda ne yapmamız lazım? İşte bu sefer bizim bu content provider'ımız resme geliyor. Basit bir şekilde anlatırsak, sizin uygulamanız, verilerin tutan uygulama, artık burada bir veri tabanı da olabilir, bir dosya da olabilir. Kendi içinde bir content provider nesnesi yaratıyor ve başka bir uygulama buraya veri istediğini söylüyor. Bu da content provider'la bu veriyi buraya gönderiyor. Bunları aslında bir server client'a da benzetebilirsiniz. Burası verilerin olduğu server, burası da veri isteyen kullanıcı diyelim, client tarafı. Bu oraya istek yapıyor, bu da oradan bu isteğe cevap veriyor eğer uygun şekilde istek gelmişse. Şimdi burada zaten kelimelere dikkat ederseniz content provider ne demek? İçerik sağlayıcı demek. Content resolver da içerik alan, işte elde eden taraf olarak düşünebiliriz. Ve bu content provider'ların en önemli özelliği, yani siz bundan veri istediğinizde burada SQLite mi var, Realm mi var veya bir dosya mı var bilmiyorsunuz. Siz sadece veriyi istiyorsunuz. O da size o veriyi sağlıyor güvenli bir şekilde. İşte dediğimiz gibi bu sayede biz content provider'ları aslında Android telefonumuzda da çok kere kullanıyoruz. Mesela bir Facebook uygulaması açtınız. Ne yapıyor? Diyor ki kişilerine erişip oradan Facebook kullananları sana getireyim mi diyor. İşte orada aslında bizim telefonumuzla beraber gelen kişiler uygulaması var ya, onun kendi data kaynağına ulaşıyor. Arka tarafta nasıl bir data kaynağı olduğunu bilmeden oradan verileri çekmek istediğini söylüyor düzgün bir ifadeyle. Çünkü bir şey isterken nasıl istediğiniz önemlidir, yani tarzı, şekli, ona göre cevap alırsınız. Burada da aynı o şekilde uygun formatta siz veriyi isterseniz o da karşılığında size istediğiniz veriyi veriyor. Peki verirken ne oluyor? Burada da işte bizim cursor'ımız. SQLite'ı anlatırken de hep ne diyorduk? Cursor'lar işte sorgu sonuçlarını döndüren setler olarak düşünebiliriz. Yani ben buradan atıyorum bir kişi listesi istedim. Bu bana bir cursor aracılığıyla bu listeyi veriyor. Dediğimiz gibi bu bir WhatsApp olabilir, bir Skype uygulaması olabilir ve sizin telefonunuzdaki kişiler uygulamasından veri çekmek isteyebilir. Burada kişiler uygulaması olabilir, takvim uygulaması olabilir, ne bileyim SMS yazdığınız uygulama da mesela bir content provider olabilir, yani içerik sağlayıcı olabilir. Siz bir uygulama yaparsınız ve adamın telefonundaki mesajlara erişmek isteyebilirsiniz. İşte burada direkt olarak veriye erişemiyorsunuz. İllaki bir Content Resolver'la karşı taraftan veriyi istemeniz lazım. O da size veriyi cursor olarak geri verecektir. Şimdi biz burada, yani SQLite uygulamamıza devam etmeden önce, ki SQLite uygulamamız aslında bakarsanız nedir? Bir content provider'dır. Çünkü veriler bunun içinde. Bu kısmı görmeyeceğiz. Zaten var olan bir content provider'a istekte bulunup veri çekmeye çalışacağız. Tabii bunu yapmadan önce buradaki bu Content Resolver'la veri isterken ne gibi adımlara dikkat etmemiz gerekiyor onu bir anlatalım. Öncelikle Get Context Content Resolver diyerek
O uygulamadaki content resolver nesnesini ele alıyoruz ve bunu ele aldıktan sonra buna bir Uniform Resource Identifier yani URI, URI diye bazı yerlerde görmüşsünüzdür. Biz bununla beraber buraya isteğimizi yolluyoruz. Bunu da bir URL, bir web sitesinin URL'si gibi düşünebilirsiniz. Siz mesela Ahmet adında bir kişinin Facebook bilgisini istiyorsanız, o kişinin Facebook linkini bilmeniz lazım, değil mi? facebook.com/ahmet.bıdıbıdı diye. İşte oradaki URL gibi bizim de buradan veriyi isterken karşı taraftaki hangi tablodaki veya hangi tür veriyi istediğimizi bu URI ile belirtiyoruz karşı tarafa ki karşı tarafta bize ona göre bir cevap dönsün. Yani siz manava gidip elma isteyince size armut veriyorsa burada bir iletişim problemi vardır. İşte burada istediğiniz veriyi düzgün bir şekilde ifade etmek dediğimiz olayı biz Uniform Resource Identifier denilen URI ile sağlıyoruz. Ve bu sayede karşı taraftan sorgu yapabileceğimiz gibi karşı tarafın verilerini okuyup yazabilir, silip güncelleyebiliyoruz. Umarım mantık anlaşılmıştır. Çünkü mantığını anlamak önemli. Dediğim gibi bir sonraki derste sadece Content Resolver ile ilgili bir örnek yapacağız. Yani zaten var olan bir Content Provider'dan veri isteyeceğiz. Yapacağımız örnek çok basit olacak. Telefonumuzun rehberindeki kişi listesini, kişi adı ve telefonuna erişmeye çalışacağız. Orada zaten buradaki kavramları kullanacağımız için çok daha anlamlı gelecektir. Ama dediğimiz gibi bilmeniz gereken veriyi sağlayan kısımda bir content provider var. Veri isteyen kısımda bir content resolver var. Content resolver veriyi buradaki content provider'dan istiyor. Bu da ona cursor olarak bunu geri döndürüyor. Karşı taraf şöyle bir tablo formatında veriyi gönderiyorsa işte bu cursor'la bunu elde edip okuyup yazabiliyoruz. Şimdi biraz daha derine inelim. Şimdi get content resolver diyerek biz resolver nesnemizi ele aldık. Burada bir tane tipik basit bir SQL cümlesi var. SQL cümlelerimiz bildiğiniz gibi select ile başlar. Daha sonra göstermek istediğimiz, görüntülemek istediğimiz sütun adlarını yazarız. Tablo adımızı yazarız. Daha sonra varsa bir koşulumuzu yazarız. Daha sonra da order by ifadesi gelir. Şimdi bunu Content Resolver sayesinde dedik ya resmimizde. Content Resolver veri isteyecek. Mesela bir query metoduyla veriyi isteyeceğiz. Burada veri isteyeceğimiz yapılar mesela işte biz burada bir sonraki derste kontak yani kişileri kullanacağız. Ama ne bileyim dosyalara erişmek için Media Store'u kullanabilirsiniz. Calendar dediğimiz yapıyı kullanabilirsiniz. Takvimdeki olayları ele almak için. Yani bunu bilmemiz önemli. Şimdi burada işte karşı tarafta nereye gideceğimizi bakın. Burada şimdi kişiler için yani kişiler uygulamamın da bir content provider olabilir. Takvim uygulamasının da content provider olabilir. Medya Store'unda bir content provider olabilir. Peki ben burada query deyince karşı tarafta sadece kişilerle ilgilendiğimi nasıl belli edeceğim? İşte arkadaşlar burada belirteceğiniz URI sayesinde siz direkt olarak yani kişilere gideceğinizi burada söylemiş oluyorsunuz. Burada bunu söyledikten sonra birkaç tane daha parametre alıyor bu query metodu. Aslında SQLite'de kullandığımızdan bir farkı yok. Projection dediği kısım select kısmında görmek istediğiniz verileri tutan string dizi. Selection clause dediğimiz böyle şartlar koymak istiyorsunuz ver koşulunda olduğu gibi. Böyle tanımlarsanız burayı nal geçebilirsiniz. Ama siz buradaki val 1 ve val 2'yi çalışma anında kullanıcıdan almak istiyorsanız buraları ne yapıyorduk? Soru işareti koyuyorduk ve bu soru işaretlerinin yerine gelecek olan ifadeleri de bu kısımda belirtiyorduk. Sort order'da gelen sonucu sıralamak istediğiniz sütunun adının yer aldığı yer oluyor arkadaşlar. Daha sonra bunu ben böyle yolladığım zaman bana bir cursor yani bu ifadeyi bir cursor'a atıyorum. Çünkü bu bana bir veri gönderecek. Atıyorum böyle bir tablo tipinde bir veri gönderdiğinde önce cursor'ın null olup olmadığını kontrol ettikten sonra daha sonra get count diyoruz. Yani bunun içinde veri var mı? Büyüktür sıfırsa veri vardır. Daha sonra move to next'e de verilerimizi gezerek işlemlerimizi yapabiliriz. Evet, teorik olarak bu şekildeydi. Umarım anlaşılmıştır.
neden bunları kullanmamız gerektiği. Dediğimiz gibi bunu iyi anlarsak, mantığını iyi çözersek, ki bir sonraki derste sadece content resolver yapacağız. Content provider konusuna girmeyeceğiz henüz. Yani zaten var olan bir content provider'dan veri isteyeceğiz. Bunu anlarsak daha sonra biz SQLite'ımız için kendi content provider'ımızı oluşturacağız. Bu sayede ne olacak? Benim database'im dışarıdan başka bir uygulamaya veri sunabilir bir hale gelecek. Karşı taraf benim arkada yaptığım işlemleri bilmeden, ne bileyim benim hangi tür veri kaynağı tuttuğumu bilmeden benden veri isteyip alıyor olabilecek. Tabii bunun için farklı bir uygulamaya da gerek yok. Ben kendi oluşturduğum content provider'ı yine kendi oluşturduğum content resolver'la beraber de kullanabilirim. Evet, mantığı bu şekildeydi. Bir sonraki derse bunu neden kullanacağımızın mantığını anlamış ile olarak gelirseniz çok daha hızlı bir şekilde ilerleriz. Konular çok daha iyi örtüşür kafanızda. Ama anlamadıysanız da lütfen örneklere bir şans verin. Eminim uygulamayı yaptığımızda her şey çok daha açık olacaktır sizin için. Bir sonraki derste devam edelim.